Değerli arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde ise Almanca hikaye kitabı okuma ve Türkçe diline çevirirken yani Türkçe'ye çevirme ve anlamlandırma. Yani cümleyi okurken mesela en fazla zorlandığımız konulardan bir tanesi kelimeleri biliyoruz fakat bunları bir araya getirip de anlamlı bir Türkçe cümle meydana getiremiyoruz bazen. Bu sorunun mesela atlatılabilmesi için yani dili bilen, dili hakimiyeti olan ondan sonra da çevirirken mesela Türkçe diline çevirirken anlamlı cümle kurabilen arkadaşlar birlikte çalışma ortamına girersek daha faydalı olur. Ben de bunu mesela online sağlamaya çalışacağım size. Bugün okuyacağımız Almanca hikaye kitabı Eine Frau, ein Mann adlı bir Almanca kitabı. Burada bölümler falan var. Bu bölümler mesela yavaş yavaş geçeceğiz. Mesela ilk bölümümüz Tanrı's Party, Tanrı'nın partisi. Buna bakacağız. Hemen geçiyoruz. Evet. Tanrı's Party. Ben böyle biraz okuma modundayım şu anda. Evet. Yani biraz büyüteyim. Şöyle biraz büyütelim. Çok büyüdü. Evet, şöyle iyi. İyi, evet geliyor. Evet, cümle neyle başlıyor arkadaşlar? Bakalım. Dikkat ederseniz noktaya kadar çevireceğiz. Ondan sonra çevirirken de mesela yabancı kelimeler falan var. Yani bilmediğimiz kelimeler falan var. Bazen çıkıyor. Onlar mesela kelimeler hakkında da size bilgi vereceğim. Aynı şekilde gramer hakkında da bilgi vermeye çalışacağım. Güzel bir okuma etkinliği yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Endlich. Yani sonunda. Finde ich die Straße. Evet. Endlich. Finde ich die Straße. Caddeyi en sonunda bulabildim. Buldum. Evet, böyle çeviriyoruz arkadaşlar. The rest is kein problem. Evet. Gerisi önemli değil. Gerisi problem değil. Bak, kein problem. The music is so loud. The music is so loud. Hemen virgüle kadar çeviriyoruz. Müzik çok sesli. Man hört sie schon vor dem Haus. Burada mesela pasif bir cümle var. Bu pasif cümlede mesela gizli özne man burada arkadaşlar. Almanca'da mesela değişik mesela bir pasif yapma yani pasif cümle yapma durumu söz konusu iki türlü. Mesela burada men'i kullanıyor. Mesela men hört sie schon vor dem Haus. Yani evin dışından bile müzik dinlenebiliyor. Yani müzik dinlenebiliyor, dinleniyor arkadaşlar. İşitiliyor. Onu demek istiyor. Es ist schon spät. Es ist schon spät. Ne demek arkadaşlar? Oldukça geç bir vakit. Es ist schon spät. Schon spät oldukça geç. Ein Uhr nachts. Evet, gecenin biri. Gute Zeit für eine Party. Parti için güzel bir zaman. Bakın gute Zeit. Gute iyi bir zaman. Für eine Party. Parti için iyi bir zaman. Die Tür ist offen. Kapı açık. Evet, kapı açık. Ein paar Leute stehen auf dem Korridor. Evet, koridorda. Evet, birkaç insan duruyor. Und sehen mich. Bana bakıyorlar. Hallo, sage ich. Merhaba diyorum. Ist Taner da? Taner orada mı? Natürlich, doğal olarak lach eine Frau. Evet, bir bayan gülümseyerek. Tabii ki. Ist ja ein Geburtstag. Bu onun doğum günü. Evet, sein Geburtstag. Ich weiß, sage ich. Evet, biliyorum diyorum. Und wo ist O nerede? Im Wohnzimmer. Evet, oturma odasında. Antwortet sie. O cevap veriyor. O da draußen auf der Straße ya da terasta, dışarıda terasta. Evet. Bakın, in Wohnzimmer, Wohnzimmer arkadaşlar oturma odası. Antwortet sie. Antwort cevap vermek, cevap veriyor. O da ya da draußen dışarıda auf der Terrasse. Terasta dışarıda arkadaşlar. Ne yapayım ha? Çok güzel. Ich gehe durch den Korridor. Koridorlar arasından geçiyorum. Schöne Wohnung, güzel bir ev. Denke ich, düşünüyorum. Yani düşünüyorum ki güzel bir ev. Richtig luxuriös. Yani oldukça da lüks. Evet. Auch die Party is gut. Ayrıca parti de güzel. Eine Menge Leute. Yani bir takım insanlar yani. Evet. Und alle amüsieren sie sich. Ne demek? Yani kendilerince eğleniyorlar. In der Küche gibt es Sekt und Drinks. Yani mutfakta, evet, Küche mutfak, mutfakta içkiler var. Evet. In Wohnzimmer, oturma odasında salsa, oturma odasında salsa dansı var. In dem Garten frische Luft. Bahçede de taze bir hava var. Alles lacht und trinkt. Herkes gülüyor ve içiyor. Raucht, sigara içiyor. Und redet, konuşuyorlar birbirleriyle. Und einige tanzen. Birileri de dans ediyor. Solo oder zweit. Bunlardan dans edenler ya da yani tek başlarına dans edenler de var. Ondan sonra ikişerli dans edenler de var. Yani çift olarak da dans edenler de var. Wie die Profi. Es die Profi.
Yani burada istedikleri gibi. Evet. The music is once in a cloud. The music, yani burada müzik oldukça yüksek. Ama absolute klasse. Fakat oldukça kaliteli. Kesinlikle kaliteli. Wirklich eine tolle Atmosphäre. Gerçekten de çok güzel bir atmosfer var. Plötzlich steht eine attraktive Frau mit einem Tablet auf der Hand von mir. Önümde aniden, bakın plötzlich, aniden demek plötzlich, önümde elinde bir tepsi olan çekici bir kadın belirdi. Eine attraktive Frau mit einem Tablet. Evet. Einen Gin Tonic, bir Gin Tonic. Evet, ister misin diye sordu mesela. Burada kadın sordu. Nein, danke, antwortete ich. Cevap verdim. Hayır, istemiyorum. Teşekkür ederim. Schönet, aber jetzt nicht. Çok naziksiniz fakat şu an değil. Lachend gehen Sie weiter. Evet, gülerek uzaklaştı yani gitti. Da komm schon die nächste Schönheit. Ve şimdi de sıradaki güzellik karşıma geldi. Ganzingon tümüyle yeşilin içinde. Samaragon yani bu elmas yeşili. Özür dilerim mesela. Bir mücevher vardı aklıma gelmedi. O yeşilden arkadaşlar. Evet. Yani zümrüt yeşili. Evet. Können Sie tanzen? Können Sie das tanzen? Yani bu dansı bana verebilir misiniz? Frag Sie mich. O bana sordu. Nee, leider nicht. Özür dilerim. Hayır. Evet. Sie sieht mir in die Augen. Gözleriyle beni süzdü. Schade. Yazık. Meinen Sie. Yani yazık demek istedi. Wirklich schade. Gerçekten de çok yazık dedi. Evet. Bakın burada da resimde de gösteriyor arkadaşlar. Evet. Ich finde es auch schade. Ben de diyor gerçekten yazık olarak buluyorum. Şehzade gerçekten de çok yazık. Ich kann eigentlich ein bisschen salsa tanzen. Yani gerçekten biraz salsa dansı yapabilirdim. Evet yapabilirdim. Aber jetzt nicht, fakat şimdi değil. Ich brauche jetzt keine Tanzpartnerin. Şu an bir dans partnerine ihtiyacım yok. Ich brauche Tanner. Benim sadece Tanner'e ihtiyacım var. Brauche ta ihtiyaç demek arkadaşlar. So schnell wie möglich. Oldukça acele olarak. Evet. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde. Aber die Leute sind nett hier. Fakat diyor insanlar burada çok nazik. Das muss man sagen. Yani öyle söylenebilir ki friendly, arkadaş canlısı, fröhlich, mutlu. Nicht arrogant, yani kızgın bir şekilde değil, insanları üzen bir şekilde değil. Arrogant o şekilde arkadaşlar. Auf diesem Sommer Party ist das nicht immer so. Ne demek istiyor burada? Auf diesem Sommer Party ist das nicht immer so. Yani böyle mesela yaz partileri genellikle olmuyor. Evet, ben böyle anlıyorum arkadaşlar. Plötzlich steht ein Mann vor mir. Evet, önümde aniden bir adam beliriyor. Schwarzes Hemd, siyah bir gömlek, şevarze jeans, siyah bir kot pantolon. Devam ediyorum. Taner, frage ich. Taner misiniz diye soruyorum. Frage ich. Ya, sagt er, evet diyor. Kommen Sie, buyurun, lütfen, gelin. Daha uzun können wir besser reden. Dışarıda daha iyi konuşabiliriz. Arkadaşlar bakın daha uzun. Dışarıda können wir besser reden. Daha iyi konuşabiliriz. Reden konuşmak. Unser Gespräch dauert nur 2 Minuten. Yani bizim diyor konuşmamız diyor 2 dakika sürdü. Evet. Taner is nichtum. Taner diyor aptal biri değil. Er kapi zafot und akzeptiert. Hemen diyor anladı ve kabul etti. Ein klarer Kopf. Temiz bir kafası var. Auch nach ein paar Drinks. Yani bir iki içki içmesine rağmen iyi bir kafası var. Temiz düşünebilen bir kafası var. Ein dem mit den Manieren. Gute Manieren. Yani iyi geçinilebilen bir insan burada arkadaşlar. Ben böyle anlıyorum. 20 Minuten fragt er. 2 dakika söyledi. Ise mihum. Ben de düşündüm. Viele Leute stehen jetzt auf der Terrasse. Birçok insan terasta duruyor. Evet. Viele Leute stehen jetzt auf der Terrasse. Özür dilerim. Men beobachtet uns neugierig. Ne demek arkadaşlar burada? Diyor ki mesela terasta birkaç insan duruyor. Bu insanlar diyor bize bakıyoruz mesela meraklı bir şekilde bize bakıyor, bizi gözlemliyorlar. İse auf die Uhr, saate bakıyorum. Zen zageyik. Evet, 10 diyorum. Merger leider nicht. Daha fazlası olamaz. Einverstanden sagt er. O da diyor ki evet anlaşıldı diyor. İke zürük. Geriye gittim. Durch das Wohnzimmer. Evet, o da oturma odasına gittim. Und der koridordan geçtim. Daha şiddet verdi. Samarat Gugun'a tansıgın. Sonra diyor o zümrüt yeşilinde bulunan zümrüt yeşil elbiseyi giyen dansçıyı gördüm diyor. Kendisi şu an vide fazi bana sordu ki gidiyor musunuz? Hemen gidiyor musunuz? Ben de dedim ki evet. Ich muss weiter gitmek zorundayım.
Schade, würde sie noch einmal.